Profesör Messer'ın ücretsiz Comptia Network Plus sertifikasyon eğitim kursu modülüne hoş geldiniz. Ben James Messer. Bu modülde ağınızda problemlerle karşılaştığınızda bildirilmesi gereken sorunları tanımlayacağız. Bu Network Plus sertifikasyon N10-004 bölüm 4.7'den gelmektedir. Ve gerçekten anahtarlama döngüleri, yönlendirme döngüleri, gönderim problemleri, proxy, ARP ve yayınlama fırtınaları gibi çok büyük problemler hakkında konuşacağız. Genel olarak bunlar birçok insanı hemen etkileyen ve bu tür ortamlarda uzmanlaşmış birileri tarafından çözülmesi gereken problemlerdir. Anahtarlama döngüleri ve yayınlama fırtınaları hakkında konuşarak başlayalım. Anahtarlar ile çalışmaya başladığımızda her zaman dikkatli olmamız gereken şeylerden birisi bir döngünün oluşturulmasıdır. Eğer bir anahtardan gelen bağlantıyı alıp ve bunu doğrudan aynı VLAN konfigürasyonunu Aynı fiziksel VLAN üzerindeki anahtarda bağladığınız zaman elde edeceğiniz şey bir döngüdür. Katman 2'de Ethernet ile sahip olabileceğiniz problemlerden birisi de bir döngü oluştuğu zaman bunun döngüleme yapısını asla öğrenemezsiniz. Bu sadece döngülemeyi başlatır ve devam ettirir. IP protokolünden farklı olarak burada yaşam süresi çerçevesi ve bu çerçevede yaşam süresi değişkeni yoktur. Bu yüzden bunu bir anahtara bağladığınız zaman bu sadece sonsuz bir döngüdür. İleri ve geri ve ağ üzerinde daha fazla trafik olacak. Daha fazla döngü oluşacak ve neticede ortaya çıkan şey anahtarın kendisinin tamamen yanlış bilgiyi öğrenmesi olacaktır. Trafik nerede? Bu bir porttan geliyor, başka bir porta gidiyor. Yeniden başka bir porttan geliyor. Bu neyin nerede bulunduğu hakkında karışıklık oluşturacak ve ciddi problemlere neden olacaktır. Çoğu insanın çözebileceği, veya bu sorun ile karşılaşmayacaklarından emin olmalarının yolu kapsama ağacı protokolünü kullanmaktır. Daha önceki videolarımızdan birisinde kapsama ağacı protokolü hakkında ve insanların kendi ağlarında oluşan döngüleri engellemek için kapsama ağacını nasıl kullandıklarından bahsetmiştik. Eğer bir kişinin bir anahtar üzerinde kapsama ağacını çalıştırdığını duyarsanız, bu tür özel problemlerin oluşmadığı anlamına gelir. Bu tip döngü ile yine de sorun çok çabuk bir şekilde gerçekleşir ağınızın yavaşlaması, düzgün şekilde çalışmamasından yola çıkarak bir döngü oluşturulduğunu hemen anlayacaksınız. Çok fazla giden olduğu zaman özellikle her porta yayınlar gönderildiğinde ve bunlar döngüye girdiklerinde anahtarı ve anahtara bağlı olan tüm aygıtları gerçekten etkileyebilirsiniz. Tam hat hızında gelen tüm trafik ve yayınlar ile etkilenmeye başlayan serverları sökmek sıra dışı bir şey değildir. Bu yüzden bu oldukça zayıflatan bir şeydir Bağladığınızda bir anahtar ağında döngü oluşturduğunuzda çok çabuk bir şekilde bir telefon çağrısı alırsanız neler olduğunu bilirsiniz. Ve işte bu yüzden bir değişiklik yapılmasının ardından değişiklik kontrolünün ve bazı şeylerin test edilmesi hakkında bahsettiğimizde bu gerçekten yapmak isteyeceğiniz iyi sonuçlardan birisidir. O halde eğer bu anahtarlama döngüsünde sorun gidermeniz gerektiği bir durum söz konusu olursa bu döngüyü oluşturduktan hemen sonra ağın kendi dizleri üzerinde emeklediğini göreceksiniz. Çoğu zaman anahtarınız olarak kullandığınız ekipman ve altyapı sürekli olarak döngülenecek olan trafiği kullanamaz ve A üzerinde çok fazla A alamaz. Daha fazla döngü oluşturacak ve sadece sürekli olarak kendisiyle bütünleşen bir problem oluşturacaktır. A tamamen tepkisiz hale gelecektir ve bazen döngünün düzelmesine ve çekirdek anahtarınızın yeniden başlatılmasına veya döngü oluşturduğunuz anahtarın Yeniden başlatılarak problemi uzaklaştırabileceğinizden emin olmanıza ihtiyaç duyacaktır. Yine de bunu yaptığınızda iyi bir şey olduğunu bileceksiniz. Çok çabuk bileceksiniz. Bunu bağlıyorsunuz, telefon çalıyor ve ağımız üzerinde iletişim kuramıyoruz diyecektir. O halde bu şekilde gitmeyin. Bu şekilde bunu bağlamayın. Bu tipteki değişiklikleri yaptığınızda bir değişiklik kontrolü yaptığınızdan emin olun. Bu tipteki problem A üzerindeki herkesi kötü etkileyecektir. Bu yüzden A üzerinde bu türde döngüleme sorunu oluşturmadığınızdan emin olmak istersiniz. Ve eğer bunu yaparsanız, inanın bana çok çabuk bileceksiniz ve yaptığınız şeyi geri alabilirsiniz. Yönlendirme döngüleri, bunlar anahtarlama döngüsüyle kulağa aynı gibi geliyor, ancak işlevsellik konusunda bunlar çok farklı şekilde çalışıyor. Bir yönlendirme döngüsü şu şekilde çalışıyor. Bir aygıtın içerisinde bir yönlendirme tablosuna sahipsiniz ve size şunu söylüyor. Eğer bu trafiği almam gerekirse bunu router B'ye gönderirim. Router B kendi içerisinde maalesef yanlış şekilde yapılandırılmış bir tabloya sahip ve şunu söylüyor. Bu router A'ya gitmeli ve bunu router A'ya geri gönderiyor. A bunu tekrar B'ye gönderiyor. B tekrar A'ya gönderiyor ve bu ileri geri giderek devam ediyor. Bir tenis topu gibi ileri ve geri gidip duruyor. Bazen çoklu roturlar ayarlanır. A şunu söylüyor. B'ye git. B şunu söylüyor. C'ye git. C şunu söylüyor. A'ya git ve bu şekilde devam ediyor. O halde bu tip yönlendirme problemleri bir parça sorun haline gelmektedir. İyi ki bunlar bir anahtarlama döngüsünü sahip olabileceği çok büyük sorunlara neden olmuyorlar. Çünkü IP protokolü kendi içerisinde yaşam süresi adı verilen bir alana sahip ve her zaman router boyunca geçen bir çerçevedir. Router bu yaşam süresinin bir numarasını alır. Bunun TTL olarak gösterildiğini öğreneceksiniz. Pinklere göz attığınız zaman bunu her zaman göreceksiniz. Bir protokol D koduna bakıyorsunuz. Yaşam süresi alanını göreceksiniz. İşte bu. Bu yüzden eğer yaşam süresi gitgide düşüyorsa en son router'a vardığınızda bu şunu söyler. Benim yaşam süren bir. Şimdi bu yaşayabileceği kadar yaşadı ve daha fazla yaşamayacak. Ben bu çerçeveyi bırakıyorum ve orijinal IP adresine bir mesaj gönderiyorum. Bu mesajı ICMP vasıtasıyla gönderiyorum ve şunu söylüyor. Bunu şimdi bıraktım. Yaşam süresi 1'e düşüyor. Bunu 0 yapacağım. Yani daha fazla yaşamayacak. Sanırım senin gönderdiğin bu çerçeveden uzaklaştığımı bilmek istersin. Zamanın çoğunda son istasyon bunu fark etmez. Bunlar bu tür şeyler hakkında rapor vermezler. Ancak eğer ağ analizi aygıtı tipinde bir şeylere sahipseniz paketleri yakalarsınız. ICMP yaşam süresinin nerede bittiğini göreceksiniz ve şunu bileceksiniz. Kendi ağımda herhangi bir yerde bir döngü olabilir. Eğer bir yolu takip ederseniz burada bir döngü olduğunu göreceksiniz. Bir router'a gideceksiniz. Başka bir router'a gidiyor ve buradan da orijinal router'a geri dönen bir döngünün oluştuğunu göreceksiniz. Bunu yapmak için yolu takip etmek ve hedef IP adresi için bir yol takibi çalıştırmak iyi bir yöntemdir. Bu IP adresi üzerinde router A'nın nerede olduğunu göreceksiniz. Daha sonra bu router B'ye gider. Daha sonra tekrar A'ya ve tekrar B'ye gider. Ve bu şekilde devam eder. O zaman bileceksiniz ki evet bir döngüm var. Sizin yapmak istediğiniz şey router'dan sorumlu olan, router'larınızın konfigürasyonundan sorumlu olan kişiyle konuşmaktır trafiğin nereye gittiğini ve bir yönlendirme döngüsüne sahip olduğunuzu bilmelerine izin verin. Burada kaynağın IP adresini ve gideceği yerin IP adresini bildirin. Bunlar problemi çözeceklerdir. Kendi routerlarında adım adım paketin nereye gideceğini inceleyecek ve kendi yönlendirme tablolarında yönlendirme döngüsünü düzelteceklerdir. Yönlendirme döngüleri sadece routerlar ile çalıştıracağınız problemlerin bir çeşidi değildir. Router problemlerinden birisi de routera bir paket aldığınızda ve router'ın bu paket ile ne yapacağını bilmediği zaman meydana gelir. Varsayılan olarak paket düşer. Zemine düşer. Bunun nereye gideceğini bilmiyorum. Çoğu router kendi içerisinde konfigürasyona sahiptir. Router yöneticileri bir varsayılan ayarlama yapmıştır. Eğer nereye gittiğimi bilmiyorsam, eğer bu router özellikle listelenmediyse sadece şuraya gönder diyecektir. Genelde bu çalışır ve siz şunu dersiniz. Bu bir dahili adres değil. Bunu internete gönder. O zaman bu daha iyi çalışacaktır. Ancak bazen bu routerlar yanlış şekilde yapılandırılabilir. Veya trafiği bir kara deliğe gönderebilir. Ve zemine düşeni alır. Ve neticede trafik asla kendi hedefine ulaşmamış olur. Bu genelde bağlanabilirliğin olmamasına neden olur. Bunu pinkleyemezsiniz. Gideceğiniz yere ulaşamazsınız. Göz atmak istersiniz ancak hiçbir şeye göz atamazsınız. Neticede trafik bir routera gelir ve tamamen düşer. Eğer bir trace route yani yol takibi yaparsanız en azından yaptığınız takipte paketin nereye gittiğini görebilirsiniz ve bunun daha sonra nerede durduğunu görebilirsiniz. Bu trace route bilgisini router yöneticisine verebilir ve şunu söyleyebilirsiniz. Bu problemi size bildiriyorum. Çünkü bu router'ın gitmeye çalıştığımız hiçbir yerde mevcut olmadığına inanıyorum. Yönlendirme sorunları biraz zor olabilir. Ancak iyi ki bunlar için sorun giderme çok basit her aygıt bir yönlendirme tablosuna sahiptir. Her bilgisayar, her yazıcı, her router, katman 3'te çalışan her aygıt bir yönlendirme tablosuna sahiptir. Bu yüzden bir Linux veya Unix tipinde bir ortamda çalışıyorsanız ve komut satırına sadece root yazıyorsanız burada yönlendirmeleri görürsünüz. Eğer Windows'da çalışıyorsanız şunu yazarsınız. root print ve bu ağınızdaki tüm routerların bir listesini yazdırmanızı sağlayacaktır. Burada benim bilgisayarımdan birisindeki yönlendirme tablosunun bir örneği var. 0.0.0.0 benim varsayılan yönlendirmem. Ve bu az önce bahsettiğimiz şeylerden birisi. Eğer bunun için çok özel bir varış noktası belirlemediysem, bu varsayılan olarak 192.168.0.1 A geçitine gidecektir. Kendi aygıtımda IP adresi numaralarına sahibim. Üzerinde IP ile Ethernet adaptörleri var. O halde burada farklı ağların sayılarını göreceksiniz. Örneğin bu bir 192.168.0.0. Her şey 0.7'ye gider. Eğer 192.168.56.0'a gideceksem bu alt ağ benim bilgisayarımın dışında bu IP adresini kullanarak alt ağı alacaktır. Yönlendirme tablosunu görebilirsiniz. Burada birçok şey var. Ancak bu çok basit bir işlemdir. Bu varış noktası, maske, A geçti, kullanılacak olan arayüz, öncelik veya bununla ilişkilendirilmiş metrik. Siz burada yönlendirme tablosuna bakarken bir karar verebilirim. Bunun bu porta gitmesi gerektiğini biliyorum. O halde bir sonraki sıçramanın nereye yapılacağını bulalım. Ve daha sonra bu router üzerindeki yönlendirme tablosuna bakacağız. Ve ardından bu router şu router'a gönderildiğini söyleyecek. O halde o router üzerindeki yönlendirme tablosuna bakalım. Yani bir router'dan diğer bir router'a gitmek çok basit bir işlemdir. Maalesef sadece bir router dikkate alan bir şirkette bu tür durumlarla karşılaşabilirsiniz. Başka bir router'ı dikkate alan harici bir sağlayıcı olabilir. Öyleyse bu çok zor yönlendirme problemlerinden bazılarını çözebilmek amacıyla birden çok insanı aramak zorunda kalabilirsiniz. A üzerinde iletişimi kötü etkileyebilecek olan bir diğer problem de bir proxy ARP'dir. Bir proxy ARP bir aygıt adresi için ARP sorgusuna yanıt verdiği zaman bir MAC adresidir. Bu kendi adresi değildir. Öyleyse sanki başka biriymiş gibi davranır. Şimdi bu ağınız üzerinde bilinçli olarak yaptığınız bir şey olabilir. Bu güvenlik açısından çok özel bir konfigürasyon olabilir. Bir VPN, VPN çoklayıcılardan bunu yapacaktır ve böylece herkes şunu bilecektir. Eğer VPN üzerindeki bir aygıt ile iletişim kuracaksan sadece bana söyle bunu oradan alacağım. Ayrıca fazlalık routerlar bulunduğu zaman proxy ARP'nin yapılandırıldığını görebilirsiniz. Bu sayede routerlar örneğin aynı aygıt gibi iletişim kurmuş olacaklardır. Proxy ARP çok kullanışlı olabilir. Bu sadece problemler oluştuğunda bir sorun haline gelmektedir. Çünkü bir aygıt başka birisi gibi davranarak ARP'ye cevap veriyorsa ve bunu yanlış şekilde yapıyorsa sorun olur. Şimdi buraya ulaşmamıza gerek yok çünkü doğru varış noktasının MAC adresine sahip değilsiniz. Bu zorunlu olarak bir kara delik haline geliyor. Bu yüzden şimdi bu IP adresini almak için gideceğini düşündüğüm yere trafiği gönderebiliyorum. Bu gerçekten doğru MAC adres değil ve şimdi A üzerinden iletişim kuramam. İş istasyonumuzdaki ARP tablosuna bakarak bunu onaylayabiliriz ve ağımız üzerindeki farklı IP adresleri için topladığımız MAC adreslerinin ne olduğunu görebiliriz. Ve bunu yaptığımızda benim Windows makinemde eğer bir ARP-A yaparsam bu ARP komutu için bir Linux ortamına çok benzer. Makinemin bunun 192.168.0.1 ile konuşup konuşamayacağını bildiğini görebiliriz. Bu fiziksel adres üzerinden o aygıt ile iletişim kurmalıdır. Bunların dinamik olarak yapılandırıldığını görebilirsiniz. Çünkü bunlar gittiğim sürece öğrendiğim şeylerden birisi ve eğer 192.168.0.2 ile iletişim kurmak istiyorsam bu MAC adresi ile iletişim kurmam gerekir. Şimdi ideal olarak bu MAC adreslerinin hepsi farklı olmalıdır. Çünkü bu IP adreslerinin hepsi farklıdır. Eğer çoklu IP'ye ve tek bir MAC adresine sahip olan bir aygıt varsa bu çok rastlanan bir durum değildir. Bunu normalde görmezsiniz. Burada bu şekilde yapılandırılmış serverlar var. Ama ben 1, 2, 5, 6'yı görüyorsam bunların hepsi de aynı MAC adresine sahip olacaktır. Bununla ilişkili herhangi bir proxy ARP probleminin olup olmadığını merak edebilirim. Bu durumda 6A üzerinde aygıtları yapılandıran kişiyle konuşarak çoklu IP adresleri üzerinden iletişim kurduğum halde hala aynı MAC adresini görmemin nedenini bulabilirim. Şimdi bu tür çok büyük sorunların başka birisine bildirilmesi ile ilgili olarak bu modülümüzde neler öğrendiğimize bakalım. Bir yönlendirme döngüsünün oluştuğunu nasıl doğrulayabiliriz? Burada çalıştırdığımız bir komut vardı. Döngünün A'dan B'ye, sonra A'ya ve tekrar B'ye gittiğini görebiliriz. Ve bu bir trace route'tu. Diğer sorumuz, kendisinin olmayan bir IP adresine cevap vermek için MAC adresi sağlayan bir istasyona ne denir? Bu zorunlu olarak size bir MAC adresi veriyor. Buna proxy ARP diyoruz. Ve bunun meydana gelip gelmediğini belirlemek için kendi ARP tablomuza nasıl bakacağımızı zaten görmüştük. Ve üçüncü sorumuz, bir router'ın kötü yönlendirme tablosuna sahip olduğunu nasıl doğrulayabilirsiniz? Bunu yapmak için bir yol vardır. Bir trace route'a bakabiliriz ve yolların tam olarak nereye gittiğini ve eğer yanlış bir yere gidiyorsa bunu görebiliriz. Genel olarak ağımızda beklenen yönlendirmenin nasıl olacağını anlayabilmemiz için başkaları ile konuşmamız gerekir. Ancak yönlendirmeleri yöneten kişiye bağlı olarak bu sağlanan bilgi genelde sizin için bu problemi çözecektir. N10-004 bölüm 4.7 için gerekli olan şeylerden anahtarlama döngüleri, yönlendirme döngüleri, iletim problemleri, proxy ARP ve yayınlama fırtınaları gibi problemlerin bildirilmesinden bahsettik. Bize katıldığınız için teşekkürler. Eğer Network Plus videolarımızın tamamını görmek isterseniz, mesaj panomuza katılmak veya bana mesaj göndermek isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com